Şimdi aynen ilk tarifimiz ev yapımı ballı temizleyici jel. Temizleyici jel dediğimiz temizlemek. Evet. Demin de soruda testte de ilk sorumuz cildinizi ne kadar temizliyorsunuz? Bir kere sabah akşam mutlaka temizlememiz lazım. Neden sabah akşam? Akşam yattığımızda terliyoruz, birikintiler vesaire. O terle beraber o cildin bir arınması lazım bir. Bir de akşama kadar işte ortamda görmediğimiz maddeler cildimize yapışıyor. İşte egzoz dumanı, hava kirliliği vesaire. Bunlardan da yine cildimizi arındırmak için akşam yatmadan mutlaka çok önemli. Hatta eve girer girmez. Akşam yatmayı beklememek gerekiyor. Eve girer girmez cildimizi temizlememiz gerekiyor. Makyaj olsa da olmasa da. Evdeysek hiç yapmayalım. Evdeysek zaten hiçbir şey. Cildimiz kendi nemiyle nemlenmeyi unutmaması lazım. Genel temizliğini koruması lazım. Ve şimdi bugün ev yapımı ballı temizleyici jel. Bal biliyorsunuz kendi içinde doğal bir temizleyici. Ve bu çok önemli. İçinde mineraller var. Mineraller de İki yemek kaşığı balımızı hemen gösteriyoruz şöyle. Kabımıza, cam kabımıza aktarıyoruz. Cam olmasının bir şeyi var mı? Evet, çünkü tahta, bakın tahta kaşıklar kullanıyoruz. Etken madde oranını... Metalle temas etmesin. Etken madde oranını düşürebilir. O yüzden balımızı ekledik. Sonra 4 yemek kaşığı gliserin ekleyeceğiz. Gliserini nasıl edineceğiz? Gliserini bir kere doğal. İki yöntemi var. Bir sentetik gliserinler, bir de doğal gliserinler. Artık bütün doğal bitki dükkanlarında da var. Eczanelerde de rahat ulaşabilirler. Ama doğal, %100 doğal gliserindir yazmasına önem göstermeleri gerekiyor. %100 natural, pure, saf, organik. Organik olması da yine çok değerli. Çünkü gliserin cildin neme doyurur ve bariyeri tamamıyla nemlendirir. Nereden alacağız? Eczaneler, doğal bitki dükkanları. Burada %100 doğal, artık internet ortamı. Doğal gliserin. İnternette de var. Yani en güzel markaları artık o kadar güzel sitelerden getirtebiliyoruz ki dünyadan getirtebiliyoruz. 4 yemek kaşığı demişiz. Şurada bir yemek kaşığımız 4 var. 4 yemek kaşığı hemen koyuyorum. Galiba tereyağlıydı o biraz. Ben tamam, şöyle ben göz kararı da koyabilirim. Ben verebilirim. Sildim, güzel temizledim. Buyurun. Okay. 4 yemek kaşığı gliserinimizi ekliyoruz. Bu bir temizleyici. Bu sabah akşam cildimizi temizlemek için harika bir temizleyici. Harika bir tarif. Peki şimdi bunu yaptık biz evimizde. Sonrasında ne kadar saklayabiliyoruz böyle bir şeyi? Bir hafta dolapta saklıyoruz. Zaten bir hafta yetecek kadar var burada. Bu tarif bir hafta dolapta. Bir hafta dolapta. Üzerine 5 yemek kaşığı gül suyu. Gül suyu çok güzel. %100 doğal, natürel gül suyunu, inanın cildinize sürdüğünüzde farkı hissedersiniz. Natürelini bulmak gerek. Evet, natürelini, çünkü genelde baktığımda marketlerde orada fragrance diyor. Yani sentetik koku, gül kokusu koyuyorlar. Onun tıbbi bir değeri yoktur. Orijinal %100 hidrolat. Gerçek gül kokusu. Gerçek gül suyu bulmamız gerekiyor. Gül 5 yemek kaşığı da ilave gül ediyoruz. Koydu. Aynen, ilave ettik. Yanlış sonra da... O fındık yağı mıydı acaba? Evet, fındık yağıyla. Fındık yağını yaptık. Gül suyu o galiba çünkü. Evet, gül suyumuz. Şimdi fındık yağını neden koyuyoruz? Neden fındık yağı? Biz şimdi fındık yağı koymuşuz gül suyundan önce. Evet, E vitamini bakımından çok zengin. Çok zengin. Bu karışımın en önemli şeyi bir kere cildin bariyerini hiç yormadan temizlik ve nem sağlayacak. Cildi temizlerken de aşındırmamak, işte minerallerini, vitaminlerini yok etmemek gerekiyor. Tabii. 7 ile 10 arası çıkanlar var ya, cilt yaşıyla biyolojik yaşı aynı olanlar. Mutlaka kullanmalılar. Cildin nemi kırışıklıkların başlangıcının tamamıyla yok etmeyi oluşturan en önemli, çok ana bir faktördür ama en önemli nedenlerden bir tanesidir. O yüzden bu formül her cilt tipine, hassas, rozeseyalı, kuru ciltlerde bile rahatlıkla kullanılabilecek bir formül. Fındık yağı, fındık yağı 1 yemek kaşığı koyduk. 5 yemek kaşığı da gül suyu koyduk. Unutmayalım. Evet. Şimdi bir haftalık bir karışım diyorsunuz. Biraz daha gül suyu ekleyeceğiz herhalde, ona mı? Yok, ekledim hepsini ben. Bütün eklemelerini yaptım. Şimdi bununla nasıl temizleyeceğiz peki cildimizi? Nasıl söylüyorum hemen. Hemen bir kaba, cam kapta bulunsun. Dolapta yine bulunabilir. Bir hafta dolapta saklanıyor. Evet, bir hafta dolap. Bir tarif bu. Elimize alıyoruz. Elimize alıyoruz ve masaj halinde cildimize yediriyoruz. Yukarı doğru hep. Hep yukarı doğru, dolaşımı uyarmak için. Hem de masajla beraber daha da cilde derinine geçmesi için bunu sağlamış oluyoruz. Göz makyajınızı bile temizleyebilirsiniz rahatlıkla. Doğal. Ve tamamıyla cildinize masaj hareketleri yaparak sonra ılık suyla duruluyor. Bitti. Temizleme işlemimiz bu şekilde bitmiş olacak. Bir haftada dolapta saklayabiliyoruz.